Sayın Amerikan Başkanımı, gelecek başkanımı tebrik ediyorum. Önce Türkiye için ve dünya için savaş olmasını istemiyorum. Durdurur. İstese durdurur yani. Onun elinde yani. Vur diyor, vuruyor. Dur diyor, duruyor yani. Hepsi başkanın elinde ya. Ekonomi durması, yükselmesi, düşürmesi hep Amerikan'ın elinde olan bir şey. Din, ırk, insan ayrımı yapmadan ülkece adil, insanları rahat bir şekilde yaşatabilecek, insanların sorunlarını din, dil, ırk ayırmadan ülkesine hayırlı bir insan olarak göreve başlamasını dilerim tabii ki. Filistin olarak tabii ki üzücü insanlar şeyler yaşıyorlar. Bunu insanların ne bileyim yani daha geniş kapsamlı düşünmesi gerekir. Sadece kendi insanı olarak düşünüyorlar, kendi çevresi olarak düşünüyorlar. Bu konuda nasıl diyeyim, vicdanını bırakıyorum açıkçası. Ona göre hareket etmesini diliyorum. Benim Amerika'da Kasım'ın 11'inde seçilecek olan başkana tabii ki şu şekilde benim bir ricam olabilir. Şu anki dünyanın durumu çok kötü. Ukrayna Savaşı, Filistin'in konumu, ekonomik krizler, global kriz. Bu konuda seçilecek olan hangisi olursa olsun, Trump'un seçilmiş dönemini yaşadık zaten bu arada, biliyoruz. Bu dünya savaşlarını bir sona erdirebilmeleri. Amerika'nın tutumu benim açımdan baştan belli. Amerika bu savaşları kendisi istiyor mu, istemiyor mu ayrı bir konu. Amerika'nın da bütün dünya ülkelerine yapmış olduğu silah satışı da malum. Bütün dünyayı da dolar üzerine idare ettiği de malum. Onun için Amerika'nın bana kalırsa böyle bir istek olmuş olsa bile bu savaşları durduracağına ben inanmıyorum. Amerika sadece bu krizlerden yaşayan bir ülke. Hangi başkan gelirse gelsin, benim açımdan, benim görüş açımdan hiçbir zaman başkan değil, başkasının arkasında olan kapital o ülkeyi idare eder. Yani Trump da gelse, Paris de gelse, kim gelirse gelsin, Obama döneminde de aynısıydı. Onları idare etmiyorlar. Arkasındaki senato ve onun içerisinde güçlü olan kapital. Kürtlere biraz daha sahip çıkmalarını istiyorum. Demokratik haklarını almalarına yardımcı olmalarını istiyorum. Ya o zaman orada aslında üzerinde bir şey var yine de aslında. Doğuda Kürdistan'da yaşayan herkesin tek dileğidir. Kürt soruna bir çözüm bulunması. Onu da yapacak olan dünya liderlerinden biri olan Amerika'dır. İnşallah çözüm sürecine ilişkin bir takım çalışmalar yapılıyor. İnşallah olumlu sonuç verilir. Beklentimiz budur. Dileğimiz de bu. Amerika Başkanı'na diyeceğim bu Orta Doğu projeni kaldır. İnsanlığa ve insanlara yardımcı ol. Bu savaşı durdur. Bu insanlar ölmesin. Bunu diyeceğim ona. Yani bu silah oyunlarına vazgeçsin artık. Silahlarını satmaktan, insanları öldürmekten vazgeçsin. Bunu diyeceğiz ona. Adil bir dünya düzeni kurmasını, çünkü Amerika dünyanın jandarması deniliyor. Bunun acısını çeken de var, bundan yararlanan da var. Ama daha barışçıl bir politika gütmesini isterdim.